Gitmemiz lazım hemen. Evet Mesut. Bize katılmak istemez misin adamım? Çok iyisin. Evet dostlarım, selamlar, merhabalar. Ha işte bu. Nasılsınız? Hala gidiyor. İyisinizdir umarım. Evet dostlarım, bugün manyak bir ekiple beraberiz. Şu an güneş karşıdan vuruyor ama dönüşte de tekrar kaydı daha fazla uzun tutacağım. Dönüşte çünkü güneş arkamızda olacak. Belki de batmış olacak. Bugün Hüseyin var yanımızda MT7 ile. Zeki abi var ZX10'lar ile. Bir MT9'umuz, bir Binarar mevcut. Arkada geliyor, görüyorsunuz. Bugün Urlaşehir'e doğru gazlayacağız arkadaşlar. Manyak bir video olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdiden videoyu likelamayı unutmayın lütfen dostlarım. Ana ileride polis var la. Sanırım, bilmiyorum. Olmaya da bilir. Böyle bir manyak bir ekibiz. Arkadaşlar bu aslında ekibin yarısından azı bile diyebilirim. Aslında daha fazla kalabalık bir ekip. Ben de bu ekibe yeni dahil oldum. Yani uzun zamandır dahil olmam gerekiyordu da ya yeni geldik. Çok hızlı makineler var arkadaşlar. Özellikle şu önümdeki ZX10 arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Biz de bir gaz açalım. Biraz da kalabalık ama. Yola arabalar atlayıverdi. Devam edemedim. Yalnız MT9 çok iyi gidiyor. Şöyle bir yol açalım. ZX10'lar geçsin. ZX10'lar. Biliyorsunuz yani, anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz. Evet MT9. Abi çok iyi bir makine ya. Çok seviyorum kendisini. Yol biraz kalabalık ama biz gaz kesmeden tam gaz devam ediyoruz. Sağda MT7 ile ÇGC ruhuyla Hüseyin gidiyor arkadaşlar. Bak işte bak, bunu yapma işte. Orada da bir polis bir motorluyu durdurmuştu. Yani bana denk gelirse o, ben durmamam gerekiyor. Zeki abiyle denesem mi ya? Böyle bir şeye yeltensem mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? MT9 yapıştırıyor gidiyor yalnız. Siz de şimdiden videoyu beğenip bir like atmayı unutmayın lütfen. Böyle deli videolar için takipte kalın. Çok hızlı gidiyorlar. Ben alışkın değilim. BMW şu an bize bir kafa tutuyor. Onu bir delelim. Bir makasa girecek o. Evet. Evet BMW bilmem ne. Neyse, o çok yakın seyretmek istemiyorum ona. Çünkü benim frenlerim 12 gibi değil. Geldik. Oğlum. Zeki abi kopardı gidiyor. Çok manyak, çok manyak. Arkadaşlar şu an altındaki motoru ilk defa bu şekilde kullanıyorum, inanın. Yol kalabalık olmasa makineleri de izleyeceğiz de yol çok kalabalık dostlar ve görüyorsunuz zıplatıyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyiydi arkadaşlar. İşte bundan bahsediyorum. Çok
ışıklarımız mükemmel çalışıyor yalnız. Oğlum bu ne hızlı geldik lan? Çok hızlı geldik ama ya, olmadı mı? Evet, şöyle mekana bir girelim. Şurada güzel bir kahvemizi falan içelim arkadaşlar. Bir de bunun dönüş yolu var. Gelip kontrol ederse bizi... MT'yi saklayın. MT'yi sakla. Bunu da saklasam mı ya? Ulan var ya. Motoru saklıyoruz. Neden abi? Çünkü bir Şahin vardı. O şu an büyük bir ihtimal arkamızdan geliyor. Şöyle koyayım ben de, gölgede kalsın. Makinamız da ısındı ya. Şimdi dönüş yolundayız dostlarım. Giderken biraz güneş gördük ama şimdi görmeyeceksiniz çünkü hava karardı. Buradan nasıl diğer yola geçeceğiz bilmiyorum, bakalım. Oha, alev mi attı az önce? Yanlış görmüş olabilirim ama bir mavilik gördüm yani egzozda. Oha, alev atıyor. Doğru görmüş. Oha! Oğlum stok egzozu bu. Tekrar evet, Nardele İzmir, evet. Yolumuzu bulduk. Biraz dolandık dolandık, bir şeyler oldu ama yolu bulduk. Aman şöyle, buralar sakat. Binar R07 geçti. Oldukça trafik var dostlarım. Ama olsun. Abimiz dörtlü yaşta, Emre şeridine geçeceğini sandım ama lastik tutunamıyor yere, asla asla tutunamıyor. Kesinlikle yere tutunamıyor dostlarım lastik. Evet, bugün Binar R'laydık. Güzel bir sürüş oldu diye düşünüyorum. Geliş güzeldi yani, bu tarafa gelirken güzel gazladık. Umarım güneş kaliteyi vesaire bozmamıştır da güzel olmuştur yani. Artık avlayacağız, araba avlayacağız. Motor gelirse motoru da deneriz de. Yani bu motorun avlayamayacağı motor başka bir 1000cc olur yani. Biraz ben gitsem mi, ne yapsam ya? Ben gideyim arkadaşlar. Ha? Ben bir koparayım ya. Zeki abi bastı. Vizörümüzü kapatalım. Çok trafik var ama ya. Çok fazla trafik var. Yoksa var ya, eminim şu an görüntü vesaire 10 numaradır. Umarım şu an benim hissedebildiklerimi az da olsa hissedebiliyorsunuzdur dostlarım. Çünkü amacım benim hissettiklerimi hissetmeniz. Şöyle birbirimize girmeyelim de. Orada bir MT-10 var. Evet, MT-10. Bize katılmak istemez misin adamım? Oğlum bu ne lan? Farklı makineler var. Burada da 3 tekerli bir makine. Ama bizim motorumuz tabii ki asla yere tutunamıyor. Ulan bu ne lan? Zıplatıyor çok fazla asfalt. Evet, İzmir'in müthiş manzarası karşımızda. Deniz tabii biraz hava kapalı olduğu için dostlarım sıkıntı çok fazla göremiyor olabilirsiniz. Ama manzara çok güzel. Şöyle ben bir geçeyim mi ya şuradan inceden. Evet, Hüseyin kaptırdı kendini, gidiyor MT-07 ile top speed denemeleri. Asla ekipman giymiyor çünkü onda bir CGC ruhu var. CGC'ler asla ekipman giymez. Tabii ki de bu şakaydı yani. Sakın izleyen kardeşlerim üstüne alınmasın. Ben Hüseyin için söylüyorum. Onlar sağa sola atlıyor haklı olarak tabii ki. Onlar da panik yapıyor. Çünkü herkes bir yerden geçiyor bak. Görüyor musun? Adamlar da haklı yani. Ah be abim be, ah be abim be. Yani sola geçiyorsun, ilerlemiyorsun da. Yani sola geçmenin ne anlamı kaldı ki? Süper. Hava şu an gerçekten çok güzel. Keşke yollar da biraz boş olsa da şu makinenin zevkini, doruklarını ne kadar yaşasak arkadaşlar.
3'te denesene. Kaldır. Ananı satayım. Oha! Korktum lan. Biz Hüseyin'le muhabbet ederken içimizden geçti. Hadi MT9. Seni bir çekeyim hadi. Çok iyisin, çok iyisin. Süperdi, süperdi. Çok iyi ya, ben oldukça keyif aldım arkadaşlar. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Trafik ne arkadaş? Arkadaşlar görüyorsunuz, ta buradan trafik durmuş vaziyette. Ne oldu lan acaba? Bir şey mi var arkadaşlar? Anlamadım. Aşırı bir trafik var şu anda. Normal değil yani. Burada trafik oluyor evet ama bu kadar fazla, bu kadar sık olmuyor yani. Şöyle aralardan yavaş yavaş, temkinli temkinli gidelim. Vallahi biri kafa mafa çıkartır diye korkuyorum. Aslında sağa geçsem daha iyi olacak benim için. Ben bir boşluk bulup sağa geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hiç güvende hissetmiyorum kendimi şu anda. Ya gördünüz mü? Bakın bundan bahsediyorum. Bu araba daha bir hızlı şekilde kafasını çıkarmış olsaydı bir kaza olacaktı. Görmemek mümkün değil gibi. Bakın mesela şu hareket. Emniyet şeridinden bir herhangi bir motorlu geliyor olsaydı Allah korusun, yani durabileceğini sanmıyorum ben. Tabii ki hızı da ona göre olması lazım ama yani her ikisi de hatalı ama yani ülkemizde bunlar oluyor arkadaşlar. Kazaya sebebiyet veriyor bu işler. O yüzden her türlü ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Akşam oldu ya harbiden. Umarım polis molis vesaire bir şey yoktur. Ya büyük sisi makinayla bu trafik işi sıkıntı arkadaşlar ya. Şu an ben terlemeye başladım. Sebebi motor da ısınıyor, ben de ısınıyorum. Sıkıntı yani oldukça. Şöyle geçelim, beklemeyelim. Motor 105 derece oldu anasını satayım ya. Ve artmaya devam ediyor. Artık bir soğutmamız lazım motoru. Ama yani burada yapma bunu çünkü polisler var. Plakalarımıza bakıyor şu anda. Şimdi arkamızdan gelecek ve nanay olacağız yani. Şu an plakalarımıza baktı zaten. Büyük bir ihtimal arkamızdan geliyor. Durdurulacağız arkadaşlar. Hadi abicim, hadi abicim. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Kaçmam lazım acilen çünkü polis o bakışını gördüm, plakalara baktı, bakışı gördüm yani ben. Umarım peşimizden gelmiyordur ama riski atamam arkadaşlar, gitmek zorundayım. Gitmemiz lazım hemen. Gitmemiz lazım hemen. Plakalara baktı. Evet, geri döndüm ben de. Takip et beni, gel. Boku yedik ya. Gel sen yine de. Gelir o. Trafik polisi geliyor olabilir çünkü tekrar biraz videoyu geriye sayıp bakabilirsiniz. Adam çünkü tek tek plakalarımıza baktı. Ananı satayım ya. Beyinsiz aptal ya. Yürü artık, yürü. Abicim çok trafik var ya. Umarım trafik polisi de bizim gibi aralara giremiyordur ya.
Yoksa yani yakalanırız. Kesin yakalanırız. Ananı sağda da trafik polisi var. Neyse Allah'tan. Oğlum ya. Hadi ya yürü sen de. Yürü yürü yürü, biz şuradan devam edelim. Şimdi bildiğim bir yer var, oraya gireceğim. Şuraya girelim. Gel gel. Abi kaçıyoruz şu an polisten ya, resmen şaka gibi ya. Buraya bir yere saklayacağım arkadaşlar motoru. Yani buraya gelme olasılığı düşük diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz burada duracağız. Şöyle şuraya girelim. İyice gidelim arkadaşlar. Buraya girmez diye düşünüyorum ya. Buraya da gelirse yani adam abi yaz diyeceğim her şeyden. Böyle az daha gidelim diğer sokağa. Şöyle de geldik miydi? Burası güzel. Oğlum şaka gibi olay ya. Neyse videoyu da böyle kapatacağım artık. Kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Son dakika böyle bir aksiyon yaşadık artık. Biz buradan çevre yolundan vın eve. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.